Sevgili müdavimler merhaba. Emreko'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Amerika bölümlerini yayınlıyoruz ama aralara bildiğiniz gibi bir Türkiye turum vardı. Aralara bir Türkiye turu atayım dedim. Çarşamba veya perşembe günleri Türkiye turunu izleyeceksiniz. Hafta sonları da Amerika bölümlerimize devam edeceğiz. Bakalım Türkiye'de nerede kalmışız? Hadi gelin videomuzu izleyelim. Evet arkadaşlar, bugün gastronomi şehri Antep'ten ayrılıyorum ve Şanlıurfa'ya doğru devam ediyorum. Ay şu anda da dudağımda uçuk çıktı ve tam konuştuğum yere denk geliyor dudağımın. Kasta değiyor. Çok sıkıntılı. Yolda çok konuşamayabilirim yani. Evet, yolda görüşürüz o zaman. Antep'ten ayrılıyoruz. Bakalım Urfa'da nasıl maceralar bizi bekliyor. Ben paralı yoldan gitmeyeceğim. Eski yoldan gideceğim. Daha keyifli olur bence. Otobanları sevmiyorum. Evet, hiç daha önce tabii ki bulunduğum yerler değil ama haberlerde falan duyuyordum. Burada da bayağı bina var ya. Şuraya bakar mısınız? Bayağı binalar dolu. Bu Birecik diye bir yer var ileride. Oranın dürüm nohutu çok iyiymiş. Bir denemek istiyorum. Orayı bulmam lazım. Karkamış diyor, bakar mısın? Jarabulus. Vay abi, ne enteresan isimler ve geleneksel şu motorlar işte. Doğu bölgesinde ve Akdeniz'de çok yaygın bunlar, bakın. Şöyle göstereyim hemen şu motoru bir. Bak. Görüyor musunuz? Çok hızlı gitmiyorum. Genelde 110-120 bandında. Bence çok stabil sürüşler oluyor bu motorla. Zorlanmıyor. 140'tan sonra titreşim başlıyor ama dediğim gibi benim titreşim çok da umurumda değil. Ben yoluma bakarım. Zaten o hızlara da pek çıkmıyorum sollamalar haricinde. Ve bu arada kırmızıda geçen bir dana. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Evet, Birecik'e doğru gidiyoruz. Dürüm nohut diyeceğiz. Ya şu şeye bakar mısınız? Bulutlara sanki yangın var gibi. Ama değil yani, bulut orada olduğu için öyle gözüküyor diye düşünüyorum ama bakıldığında yangın çıkmış da dumanları sanki yukarı gidiyor gibi, çok enteresan bir görüntü. Şu dağın arkasında efsane bir görüntü. Harika. Birecik'e de geldik. Şimdi burada nerede yiyeceğiz bakalım? Onu bir sorayım. Bir yere soracağız artık. Da kime soracağız? Aha. Aha. Herif nereden geliyor ya? Çok normal tabi buralarda. Biraz kuralların hiçe sayıldığı yerlerdeyiz. Maalesef. Abi yani şu beton yığını her yer. Keşke şık binalar olsaydı. Böyle tarihi binaları korusaydık falan. Yani çok kötü yapılaşma ya. Güzelim yerlerde bu yapılaşmalar çok kötü gösteriyor. Şurada bir benzinliğe sorayım. Merhaba, kolay gelsin. Ya bu Birecik'te nohut dürüm iyi dediler, doğru mu? Nerede yeriz? Ha, orada hepsi iyi midir? Tamam. Senin var mı favorin? Nohutçu Seyit. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Evet. Nohutçu Seyit iyiymiş. Nohutçu Seyit'e gidelim o zaman. Buradan bir dere geçiyor arkadaşlar. Şimdi onun üstten geçeceğiz. Şu köprü de güzelmiş. Hazır kayıttayken şu güzellikleri bir çekeyim. Birecik, Birecik. Evet. Nohutçu Seyit'e gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bir nehrin üzerinden geçeceğiz. Oo, müthiş ya görüntü. Şu sol tarafa bakar mısınız? Vallahi harika. Bu tarafta değil de bu tarafta görüntü çok iyi. Bir yandan da trafiğe bakayım da. Bak. Yani çok kötü hatalı sollamalar yapıyorlar falan filan. Neyse. Evet, güzel bir görüntü oldu. Şehir merkezi. Sağdan gir. Nohutçu Seyit. Abi şuraları niye ıslatırsınız? Niye ıslatırsınız ya? Neden? Meşhur Nohutçu Seyit'teyiz. Şöyle göstereyim. Fiyatları kredi kartı geçer. Evet. Birecik'teyiz. Şu nohutumuzu yiyelim. Ondan sonra yola devam. Meşhur Nohutçu Seyit Usta'dan ayrılıyorum. Birecik'ten. Bak, başka yerlerde şubemiz yoktur diyor. Ve yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Geçitin olduğu yerin üstü. Evet, burası enteresan bir yer. Birecik'ten ayrılıyorum. Şanlıurfa'ya doğru devam ediyoruz. Kamyoncu yazıları da başladı. Kime ne içine dert olacak yazmış. Ya değil mi? Kime ne? Evet, Suruç'a 15 kilometre falan kaldı. Bayağı Suriye'ye yaklaştık ya, değil mi? İşte ortam böyle. Uzun mola verdim, telefon görüşmeleri yaptım, motosikleti temizledim çünkü 3800 kilometredir hiç temizlenmemişti. Böyle bir yıkadım, temizledim. Şu anda Urfa'ya 15 kilometre falan kaldı. Burada benzinliklerde böyle bedava çay içebiliyorsunuz. Kendiniz doldurup eski bizim Kafe Bilardo günleri aklıma geldi. Böyle ocağımız vardı. Babama yardım ederdim, çalışırdım. Böyle ocaktan çay doldururdum. Burada da böyle bir hizmet var. Buraların güzelliği. Çay bedava. 3800'de mi gerçekten? Pardon, 3530'daymış. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. 3530 kilometre sonra ilk defa yıkandı. Evet, Urfa'ya giriş yaptım. Ya Urfa deyince aklıma hep Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman geliyor. Şimdi sen şarkı söyleme kardeşim diyenler olacaktır. Söylüyorum abi, keyfim yerinde. Urfa'dayım. Daha ne olsun? Otele 4.7 kilometre kaldı. 3554 kilometre olmuş İstanbul'dan çıkalı toplamda. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman. Şarkının geri kalanını da söyleyebilseydim güzel olurdu. Hiçbir şarkıyı tam olarak söyleyemiyorum. Çünkü arşivde çok fazla şarkı olduğu için artık hepsi birbirine karışıyor. DJ'lik hayatından kalma bir hastalık bu da. Oo, Urfa'da bayağı bir büyük ya. Burası da bakar mısınız binalara? Ne kadar çok bina var değil mi ileride? Keyifli geçiyor. Bugün günlerden, bugün 13'ü galiba ya. 13 Eylül. Çarşamba olması lazım. Vallahi kusura bakmayın, günler, saatler birbirine girdi. Tam da göremedim şu anda. Çok da tehlikeye girmek istemiyorum, bir şey göstereceğim diye. Kamera doğrudur umarım. Oh, geldik be Urfa'ya da. Antep'te UNESCO tarafından Dünya Gastronomi Şehri seçilmiş. Antep'te yedik. Şu an hiç aç değilim. Oo, Şanlıurfa. Hadi bakalım neler yaşayacağız. Tamam, şu görüntüyü almam da güzel oldu. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, aman aman. Nerede bu dumanlı dağlar ya? Hani nerede bu dumanlı dağlar kardeşim? Ha, şimdi sağdan giriyormuşuz. Hiç çıkmasam mı kayıttan? Çıkayım ya, boşuna batarya harcamayalım. Otele doğru yaklaştım, o yüzden kayda girdim. Mezarlığın içinden geçiyoruz. Otel mezarlığın yanında mı ya? Neyse, 750 metre diyor. Çok yakın değilmiş. Böyle bir meydana geldik. Oh. Şuradan şöyle devam edelim diyeceğim. Şöyle sağdan devam ediyormuşuz. Evet, Balıklıgöl bu tarafta. Tarihi hanlar, müze. Evet. Oo, gençlik çok hızlı ya. Bakar mısınız? Motorcu da var burada. Ah, iyi oldu. Motoru buraya getiririm ya. Tamam, güzel oldu. Otel böyle şehrin içinde miydi bu kadar ya? Ben daha böyle bakir bir alanda sanıyordum. Dur bakalım neler olacak. Oo, güzel. Burada da tarihi yapılar böyle. Harika. Neyse, şehrin merkezindeyiz ama motoru koyacak. Umarım güvenli bir alanı vardır. Öyle gözüküyordu yani. Bakacağız şimdi. Neyse, çarşıya çok yakınım ya. Bakar mısınız? Biz otele geldik. Şanlıurfa'dayım. Motosikleti de Palmire Otel'in hemen şöyle bir yerine park ettim. Aslında otel karşıda. Böyle güvenli bir yere park ettim motoru. Abi, biz motorcu, önce güvenli parkı düşünüyorsun yani. Düşündüğün başka bir şey yok. Şimdi otelimiz harika. Şimdi bir görmeye gidelim mi? Buyurun, tam 2000 yıllık bir konak burası. Evet, giriyoruz. Bakar mısınız? Şöyle resepsiyon karşılıyor bizi. Avluya doğru gidiyoruz şimdi. Evet, muhteşem bir avlu. Vay, tam 2000 yıllık bir mekandayız. Benim oda şurası. Şöyle terasa da bir çıkayım. Manzarayı göstereyim size. Evet, bir terasa çıkalım. Kaleye çıkar gibi ya. Ne güzel değil mi? Of, terasın güzelliği. Terasın güzelliği, bakar mısınız? Evet. Tam şehrin kalbindeyim, merkezinde. Harika bir teras var burada böyle. Akşamları püfür püfür takılırız. Odam karşıda. Şurası gölgede kalıyor. Harika. Her şey yolunda. Sürüş de keyifli geçti. Sıcaklık 30 derece civarında. Şöyle şimdi odamda keyfimi yapacağım. Evet. Balıklıgöl'e gideceğiz. Göbekli Tepe'ye, Halfeti'ye gideriz. Bakacağız bakalım. Bol bol gezeceğiz arkadaşlar. Şöyle odamı da göstereyim size. Emrullah, sabah burada mı kahvaltı? Kahvaltı yukarıda. Ha, kahvaltı yukarıdaymış arkadaşlar. Orta kapıdan. Tamamdır. Evet. Terasta kahvaltı keyfi yapacağız. Yarın sabah. Evet, şöyle odamızı da gösterelim. 104 numarada kalıyorum. Buyurunuz, odamız. Evet. Şöyle odayı dağıtmadan hemen çekeyim de sonra yerleşeceğim için. Bakın her yer böyle eski taş, yüksek tavan. Evet, görüyorsunuz. Ve odanın zaten taş olduğu için kendi serinliği var. Böyle bir odada kalıyorum. 2 gece buradayız. Evet arkadaşlar, şuradan çıkınca da direkt avluda manzaram. Güneş herhalde bu arkaya doğru mu batıyor? Evet. Güneş de bu tarafa battığı için öğleden sonra da güneş olmuyor. Zaten ben genelde odada olmayacağım için akşamdan akşama burada olacağız. Hadi bakalım, görüşürüz.